Ben Setenay Cankat. Bir çevre gönüllüsüyüm. Bu da arkadaşım Mavi. Dünya Çevre Günü için bir sosyal medya kampanyası düzenlemeye karar verdik. Mavi bana rehberlik edecek. Hadi siz de katılın bize. Biliyor musun Mavi, tedbir alınmazsa ilerideki yıllarda dünyanın büyük bir bölümü işte böyle çölleşecek. Yok yok, ben insanlara güveniyorum. Gerekli tedbirleri alacaklar, daha yeşil bir dünya olacak. Ne güzel olurdu. Bir böyle çölde yaşamak var, bir de yemyeşil bir dünyada. Ne güzel hayaldi değil mi? Evet ya. Biliyor musun, ben de gelirken aynı güzellikte bir göl gördüm. Kıyısında insanlar vardı. Sanırım bana bakıyorlardı. Onlar kuş gözlemcileri. Sosyal medyada görmüştüm. Tehlike altındaki kuşları araştırıyorlar. Koruma altına almaya çalışıyorlar. Gidip bakalım mı? Eminsin değil mi bana sadece baktıklarına? Eminim. Hadi gel gidip bakalım. Projelerine destek vermiş oluruz hem. Ne dersin? Peki, gidelim o zaman. Sana yolu göstereyim. Hadi. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Duyduğum kadarıyla arkadaşım Mavi'yi gözetliyormuşsunuz. Evet, gördüm. Kendisi biraz tedirgin olmuş. Öncelikle Setenay Cankat. Memnun oldum. Bahar ben de. İlker Bey, aslında bakarsanız sizi sosyal medyadan takip ediyorum. Eğer kabul ederseniz ben de bugün sizle çalışmalarınızda eşlik etmek istiyorum. Çok sevinirim. Şimdi İlker Bey, kuşları neden gözlüyorsunuz öncelikle? Ben Doğa Araştırmaları Derneği'nde Tehlikedeki Türler Projesi'nde çalışıyorum. Proje Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje. Tarım Orman Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği'ne sunulmuş bir proje. Ben şu anda burada, burası Afyon Karamık Sazlıkları. Burada Elmabaş Patka ve Karabaş Patka'nın üreyip üremediğine dair çalışma yapıyorum. Bu hayvanların özellikle hangi alanları kullanıyor üzerine, nerelerde ürüyorlar, nerelerde yavru yapıyorlar ve özellikle yaşadıkları tehditler neler? Bu çalışmaları bitirdikten sonra eylem planı hazırlayacağız. Yani bu 5 türümüz var bizim burada. Dik kuyruk, yaz ördeği, elmabaş patka, pasbaş patka ve kadife ördek. Şu anda 3 ekibimiz aynı anda farklı yerlerde çalışma yapıyor. Burada oldukça yüksek sayıda balığa bağımlı türler var. Karabataklar görüyorum. Şurada bir görüyorsunuz. Evet. Büyük akbalıkçıl var, beyaz bir tane. Erguvani balıkçıl var. Belki teleskopla onu da bulabiliriz. Şimdi. Müthiş görüntü. Evet, biraz daha diğer balıkçılara oranla biraz daha uzun bir boynu vardır. İsterseniz devam edelim. Bir sonraki noktam var. Orada birlikte gözleme devam edebiliriz. Aşağı ineceğiz galiba. Evet. Bir kuş gözlemcisi baktığı zaman Türkiye'de 494 tür görebilir şu anda, şimdiye kadar kaydedilmiş. Bunların hepsi için Türkiye çok önemli. Ülkemizdeki bütün habitatları korumamız gerekiyor ki bu hayvanlar varlığını sağlıklı bir şekilde devam ettirsin. Nesli tehlike altında girmesin. İlker Bey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz yola çıkmadan önce sizinle bir selfie çekilmek isteriz. Tabii. Mavi, ben ve siz.
Eylül Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz. Gelirken ben biraz yoruldum. Mavi bu arada arkadaşım. Hoş geldiniz. Onun için çok keyifliydi uçuş. İlker Bey'le söyleşimiz sırasında sizin de burada gözlem yaptığınızı öğrendim. Ne yapıyorsunuz şimdi? Projenin amacından bahsedebiliriz başta mesela. Yeni bir metodoloji kapsamında Türkiye'deki tehlike altındaki türler için eylem planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi. Bu proje kapsamında eylem planları hazırlanmakta. İleriki aşamalarında bununla ilgili yine tür eylem planları ile ilgili bir kapasite geliştirme çalışması yapılacak. Daha bütüncül bir metodoloji geliştirdik. Bir rehber hazırladık bu kapsamda. Tür eylem planlarının hazırlanması rehberi. Her tür grubundan bir tür seçildi. Kuşlardan bozkır kartalı, kelebeklerden Hatay çok gözlü mavisi, memelilerden kara kulak, sürüngenlerden harran kertenkelesi ve bitkilerden de hasbenli sığır kuyruğu türleri seçildi ve bunlara yönelik eylem planları hazırlanıyor. Ayrıca ördekler için yapılan, 5 ördek türü için yapılan çoklu eylem planı var. Avrupa Birliği desteğiyle 2,5 milyon euroluk bir bütçesi var projenin. Bunun %15'ini Türkiye Cumhuriyeti karşılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Agreco Konsorsiyumu işbirliğiyle yürütülüyor. Sizin bireysel olarak çalışmalarınızın aşamaları neler? Şu an biz bozkır kartalını araştırmak üzere sahadayız. Türün Avrupa'daki tek yayılışanı Türkiye ve çok az çift kaldı. Yaklaşık 10 çift olduğu biliniyor. Karşı karşıya olduğu tehditleri belirlemeye çalışıyoruz. Tabii Türkiye'de nesli tehlike altındaki türleri tehdit eden unsurlardan biri de istilacı türler. Şu anda bununla ilgili de yürüyen bir çalışma var. Afyon Seyitler Barajı'nda eylem planı için çalışan arkadaşlar var şu anda. Harika, o zaman rotamız belli oldu. Rotamız Afyonkarahisar Seyitler Barajı. Çok teşekkür ederiz. Mavi bak, oradalar. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Kuş gözlemcileriyle sohbetteydik. Burada sizinle çalışma yaptığınızın bilgisini aldım ve detayları öğrenmek için geldim. Ne güzel. Biz de bugün tam arazideyiz. Denk getirdiniz bizi. Harika. Seren Hocam herhalde proje hakkında biraz bilgi verir. Biz çok sevinirim. Biz bu arada işimize devam edelim. Lütfen, lütfen. Çünkü balıkları yakalamamız lazım. Burası istila edilmiş. Kim, hangi türler tarafından istila edildi? Halk arasında İsrail sazanı dedikleri, bizim gümüş havuz balığı dediğimiz bir balık türü tarafından bu baraj gölümüz istila edilmiş vaziyette. Aslında bütün Türkiye'ye yayılmış vaziyette. En çok tehlike altında olan bölge hangisi ya da yer? Şöyle tabii ilk girdikleri yerler, oraları artık iyi deneye istila etmiş durumdalar. Onların Avrupa üzerinden ülkemize girdiği en önemli nokta işte bu Meriç Nehri Havzası'yla Marmara bölgesi, Trakya. Şimdi amacımız ve hedefimizle konuşmak gerekirse. Çok hassas olan biyoçeşitliliğimizin korunması anlamında bu istilacı türlerin yönetimi ve zararlı etkilerini minimuma indirmek. Peki kimler destek oluyor projemize? Projemize öncelikle tabii Avrupa Birliği'nin bir desteği var burada. Birçok şeyi içerisine alabilen çok iyi bir desteğimiz var. Ama projenin sahipleri tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişimi Bakanlığı. Proje kapsamındaki türler hangileri, neler? Öncelikle iki tane balık türümüz var. Bir tanesi buradaki bu dediğimiz gümüş havuz balığı. Diğeri de sivrisinek balığı dediğimiz bir tür. Hı hı. Kuş türümüz var. Yeşil papağan diyoruz buna. Su maymunu denen bir türümüz var. Memeli türümüz var. Hı hı. Bir bitki türümüz var. İt dolambacı deniyor. Karadeniz bölgesinde çalışıyoruz onu. Yine karasal türlerden. Bir de kırmızı yanaklı kaplumbağa türümüz var. Peki, çok teşekkür ederim. Eğer kabul ederseniz ben de sizin çalışmalarınıza tabii katılmak ki, isterim. Tabii ki. Hocam peki yeri gelmişken istilacı balık ne demek? İstilacı tür ne demek? İstilacı bir türün öncelikle yabancı olması gerekir. Hmm. Doğal bir türümüz istilacı olmaz.
değişikliğinin etkisiyle beraber bu balık Türkiye'de şu anda mesela Karadeniz'de yok. Ama bizim yaptığımız geleceğe yönelik tahminlerde Doğu Karadeniz'de de 50 yıl sonra çok ciddi bir popülasyon oluşturmaya başlayacak. Popülasyon oluşturmadan bu balıklara müdahale etmeliyiz. Bu balık burada 3 nesil yavru verdikten sonra bu balığı buradan bir daha söküp atmak çok zor. Öncelikle yasal altyapı oluşturacağız. Önce kanun yapacağız. Arkasından halka yeteceğiz. Üçüncüsü bakanlığımızın kapasitesini geliştireceğiz. Dördüncüsü pilot türlerimizin üzerinde acil eylem planları var. Acil eylem planlarımızı uygulayacağız. Sonuçlarımızı alacağız. Biz biyolojik açıdan sularımızı korumak ve denge tutmak, yönetmek için çalışıyoruz. Kirletmemek hiç mümkün değil. İnsanoğlu kullanıyor, muhakkak kirletiyoruz. Ama önemli olan kirlettiğimiz bu suları temizleyebilmektir. Buradan size tavsiyem, yani Mardin'de atık sularımızın temizlenmesiyle ilgili bir projemiz var. Gene Avrupa Birliği'nden destek aldığımız. Buradan Mardin'e selam götürebilirsiniz diye düşünüyorum. Afyon'dan sonra Mardin'e bize yolculuk göründü Mavi ile birlikte. Evet Pınar Hocam, şimdi ne yapacağız? Seyitler Baraj göletinde istilacı türümüz olan Carassius gibelio'ya ait e-DNA, yani çevresel DNA'nın belirlenmesi aslında projemizde deneniyor. Küçük bir laboratuvar ortamı da burada aslında bakarsanız hazırlamışsınız ama laboratuvar ortamında herhalde daha uzun süreli sonuç alabiliyorsunuz. Evet, aynen. Aldığımız su örneklerini sistemimize koyuyoruz. Ve filtre edilmesi için sistemimizi çalıştırıyoruz. Ve gölün içinde yaşayan canlılara ait DNA'lar filtremizin üstünde yapışıp kalıyor. Bu sistem sayesinde ağ atmaktan da aslında evet, canlılara aynen. da zarar verilmemiş evet, oluyor. Evet, göle kadarıyla. Çıkmadan ufak az bir su numunesiyle canlının varlığını kolaylıkla tespit edebiliyoruz. Peki Pınar Hocam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. İyi çalışmalar. İstilacı balık türleri. Evet. Balıkçı olarak sizi balıkçıları yani nasıl etkiliyor? Şu balık çok güzel balıktı. Bizim burada 15 sene öncesi bundan 10 buraya tekne girerdik. 40 kilo, 50 kilo tutardı. Balık çıkarırdık. Ve o bizi yani emeğimizi karşılardı. Şimdi şu anda 3 kilo, 5 kilo. Bu balık geldi bunu bitirdi. Bu bildiğin başımızın belası bu balık. Bizim burada yani. En iyi balık bizim bu. Mangalda bir kuzu eti düşün, bir de bu başka bir şey düşün yani. Dünyada yapılan çalışmalar sonucu 100 tane tehlikeli tür tespit edilmiş. Bunun 14 tanesi ülkemizde. Bu projeyle 6 tür belirledik ve yaptığımız çalışmada daha çok pilot bölgeler seçip nasıl mücadele etmemiz gerektiğini çalışmamız. Bununla ilgili bu tespitleri yaptıktan sonra bunu tüm ülke genelinde nerede varsa onlarla ilgili bir eylem planı hazırlanacak. Bu eylem planları tüm illerimize iletilecek ve o istilacı tür varsa onunla ilgili mücadele çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Şahane bir projeye dahil oldum. O zaman şöyle ışık da böyle güzel. Ben biraz öne geçeyim. Mardin. Yorulduk ama geldik Zetenay. Her geldiğimde bir kez daha hayran oluyorum Mardin'e. Benden bu kadar. Bundan sonra rehberlik sende. Evet haklısın, yorulduk. Güzelce dinleniriz. Ama önce şu atık su tesisleriyle ilgili bilgi almak istiyorum. Yolda gelirken Mehmet Songur'la konuşmuştum. Biraz programı yoğunmuş. İstersen bekletmeden gidelim. Anlaştık. Atla bakalım bisikletine. Takipteyim. Tamam hadi.
Merhabalar Setenay. Mehmet Songur, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim öncelikle. Şimdi projeden önce burası nasıldı? Projeden önce gerçekten burası içler acısı bir durumdaydı. Ve vatandaşların kendi atık sularını tamamen doğaya, tabiata bırakmalarından ötürü. Bir de buranın işte tarihi bir Zergan Deresi var. Tamamen bütün atıklar bu dereye akıtılmış. Bütçede olmadığı için İPA'nın böyle bir proje yapması hakikaten buranın hayatını kurtardı. 40 kilometre yakın ana kolektör, 150 kilometreye yakında bir şebeke, kanalizasyon şebekesi ve iki tane ileri derece biyolojik arıtma tesisi. Ve bu arıtma tesislerinin yapımından sonra gerçekten şimdi yaşanılabilir bir hal aldı burası. Mavi bana yol gösteriyor. Merhabalar. Buraya da beni Mavi getirdi. Tesisi en rahat görebileceğiniz nokta burası. Evet. Projemiz kapsamında Kuzey Yeşilli Arıtma Tesisi, Güney Kızıltepe Arıtma Tesisi yapılmıştır. 38 kilometre kolektör hattı yapıldı bu kapsamda. 140 kilometrede kanalizasyon şebekesi. Yeşilli'nin, Kızıltepe'nin, Artuklu'nun atık suyu bu kanalizasyonlar aracılığıyla gelip arıtma tesisinde arıtılarak Zergan Deresi'ne deşarj edilmektedir. Yaklaşık 60 milyon avro. Bunun %85'ini Avrupa Birliği, %9'u Mars'ta ve %6'sı da Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe edildi. Sadece atık suyun arıtılıp deşarj edilmesi değil, bunun çıkan gübrenin tarımsal olarak tarımsal faaliyetlerde kullanılması da sağlanıyor. Tabii çıkan suyu da tarımsal sulamada kullanabiliyorlar. Dramatik olaylar da yaşanmış. Evet. Ve dolayısıyla proje kapsamı genişletilmiş. Peki neler yaşandı? Onu sizden dinlesek. Onu isterseniz bizim Burak Bey var. Burak arkadaş. O da Deyrüz Yaparan taraflarında çalışıyor. Olayın detaylarını daha güzel anlatabilir. Çok seviniriz. Dilerseniz kendisini ararım. Şimdi Mazlum Bey, sizden de tesiste neler yapılıyor aşama aşama bunları dinlemek isterim. Debisi 64 bin metreküp günlük kapasiteye sahip. Artuklu ilçesinde oluşan atık sularının %70'i, Kızıltepe ilçesinde oluşan atık sularının %100'ü ve organize sanayi bölgesindeki bütün atık sular direkt arıtılmadan Kızıltepe kolektör hattına gelmektedir, deşarj edilmektedir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemlerden geçirilen atık sular direkt dereye gidiyor. Burası bizim deşarj noktamız. Tarımda, sulamada kullanılıyor bu atık suyumuz. Çıkan gazı biz gaz balonlarına gönderiyoruz. Oradan gaz jeneratörleri vasıtasıyla yakarak elektrik ve ısı enerjisine dönüştürüyor. Şimdi az önce söz ettiniz, gübre de çıkıyor. O gübreyi ne yapıyorsunuz? Arıtma tesisinin çevresinde çok geniş tarım arazileri var. Çıkan arıtma tesisinden çıkan gübreyi de tarımsal faaliyetlerde kullanıyorlar. Şu anda ben 2500 elim burada sulama yapıyor. Biz haricimizde diğer köylerde de bu sudan yararlanıyor. Yani 20-25 köy daha faydalanıyor. Burası Kızıltepe'nin bir ön ayağı gibi. Hı hı. Mardin'in %30'u Kabala ve Yeşil ilçesine atık suları buraya gelir. Aynı proje kapsamında. Aynı proje kapsamında. Ne kadar peki sağlıklı buradan çıkan su? AB deşarj standartlarına uygun bir şekilde arıtıyoruz biz. Öyle olduğu için hem tarımsal sulamada hem de hayvanların içebilmesi için herhangi bir sıkıntı yok. Siz önce atık su arıtma tesisleriyle başladınız ama proje devam edecek içme suyu. İçme suyu olarak devam edecek. Hı hı. Ağrı Doğu Beyazıt'ta da bizim tam tersimizi yapmışlar mesela. Biz atık suyu önce yaptık, sonrasında içme suyuna geçtik. İçme suyu projemiz var. Onlarda da tam tersi. O zaman bize yol göründü.
Etener. Sağ olun. Burak. Mavi bu arada yol arkadaşım. Merhaba. Mavicim hoş geldin. Proje aşamasında üzücü olaylar da yaşandı. 2017 yıllarının ortalarıydı. Burada Kızıltepe'de iki tane köy var. Üç Evler ve Ortaköy. Atık su bile çok değerli buralarda. Bunları biriktirip işte atık sularda biriktirdikten sonra bunu tarım olarak, tarımda sulama olarak kullanıyorlar. Atık suyu topladıkları bir yerde iki tane sanırım küçük çocuk bu suya düşerek yaşamını kaybetti. Aileleri kurtarmaya çalışmış ama maalesef ki yani böyle hatta böyle atık suların içinde bunların cansız bedenlerine ulaştılar. İki köyü yaklaşık yani 40 kilometre çapında bir 40 kilometre büyüklüğünde bir atık su sistemi oldu burada. Bunu kendi hattımıza bağlayabildik. Dolayısıyla da projenin kapsamı genişletildi diyebilir miyiz? Tabii projenin kapsamını zaten çok genişlettik. Köylere indik. Hatta burası da ki manastır yetkilileri de burada işte onlara bir modüler foseptik yapısı yaptık. Bunu proje kapsamına dahil ettik. Mavi bak bizi uğurlamaya geldiler herhalde arkadaşları. Bize yine yol göründü. Ama bu kez uzun bir yol. Ne dersin? Gözün alıyor mu? Setenay'cığım benim güçlü, güzel kanatlarım var. Uçar giderim. Sen düşün. Gideriz ya. Buluruz bir formül. Ha ama dur. Öncesinde sosyal medyadaki mesajlarımı vereyim. Fotoğrafları koyayım. Ben tamamım. Hadi mi? Peki, gidelim o zaman. Yorulduk ama yolculuk güzeldi değil mi? Suyun kaynağına geldik Setenay. Nefis! Biliyor musun? Bu su önce Balıkgöl'e gidiyor. Balıkgöl'den sonra Doğu Bayezid'e gidiyor. Oradaki tesiste bu suyun içme suyu haline getirilmesinin hikayesi var. Ama onu belediye başkanından dinleyeceğiz. Hatta bir de bize sürprizi varmış biliyor musun? Aa bayılırım sürprizlere. Merak ettim şimdi. Hadi bu kadar mola yeter gidelim. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Başkan nasılsınız? Setenay. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz hoş Setenay Hanım. Mavi'yi tanıştırayım sizinle yol arkadaşım. Merhaba Mavi, memnun oldum. Merhaba. Yolculuğunuz kesinlikle İnşallah güzel geçmiştir. Çok güzel geçti Sayın Başkan. Balıkgöl'üne gittik. Suyu kaynağında şöyle bir ziyaret etmek istedik. Gerçekten bahar manzarasıyla birlikte müthişti. O suyun hikayesini büyük bir zevkle anlatacağım ama ondan önce sürprizimi açıklamak evet, merak istiyorum. Merak ediyoruz Mavi'yle İşte benim birlikte Sürprizim burada. Müthişsiniz. Şöyle. Harika. Ben de size Mavi ile beraber bisikletle eşlik edeceğim. Nasıl karşılıyordunuz içme suyunuzu? Karları eritiyoruz da çaydanlığa koyuyorduk. O karlar sayesinde elbiselerimizi yıkıyorduk, çayımızı demliyorduk, suyumuzu içiyorduk. Orada bir tane yakın bir köy falan var. Oradan el arabasıyla gidiyorduk, oradan su taşıyıp getiriyorduk. El arabası? Evet. Zor olmuyor muydu? Beyler yardım ediyor muydu? Yok hayır, hiç etmiyorlardı. Gerçekten böyle ne bileyim. Şimdi yardım ediyorlar mı? Yok. Yine sizde.
Şimdi hala aynıyız biz. Önceden hani her mahallede sadece bir çeşme vardı. Hı hı. O çeşmenin başında kavgam olmuyordu. Artık birbirine sataşma mı olmuyordu, birbirinin kafasını kıran mı olmuyordu. Suyu hani kollarımızda taşıyorduk. Elhamdülillah şu an 7-24 saat sularımız akıyor. Biz o zamanlar içerisinde itfaiye ekipleriyle beraber 14 mahalleye su göndermeye çalışıyorduk. Çok zor süreçler geçirdik. Çevre Şehircilik Bakanlığı, hı hı, ve Avrupa Birliği İPA 1 kapsamında projemizi kabul ettiler. Yaklaşık 12 bin haneye temiz, arıtılmış ve cazibeli balıklı göl suyu ulaştı. Yaklaşık maliyeti 28 milyon euro. 28 milyon euronun 24 milyon eurosu Avrupa Birliği tarafından karşılandı bütçesi. Geri kalan 4 milyonu da Çevre Şehircilik Bakanlığı ve belediyemiz olarak biz karşıladık. Şehrimizin kanayan yaralarından biri de kanalizasyon problemiydi. 14 mahallede bulunmuyordu. Arıtma tesisi projesini İPA 2 kapsamında bakanlığa sunduk. Listeye alındı ve ihalesi bitti. Yaklaşık 13,5 milyon euroluk bu projemizde yine %85 Avrupa Birliği destekli, %15 de Çevre Şehircilik Bakanlığı ve belediyemizin bütçesini karşıladığı bir proje. Özgür Bey tesisimizin sorumlusu. Tesisimizin kapasitesi 34.500 metreküp bölü gündür. 2040 yılına göre yapılmış bir tesis. Bizde 3 tane durultucu, 3 adet yavaş karıştırıcı, 2 tane de hızlı karıştırıcı var. Şurası bizim yavaş karıştırıcılarımız. Şöyle diyeyim, bu %90-95 temiz bir su, aynen. Buradan sonra hızlı kum filtrelerine geçiyor. Burası da bizim hızlı kum filtre havuzlarımız. Son aşama. Aynen, burası son aşama. Hepsi geliyor burada, tertemiz olur. Vatandaşın evine gidiyor. Şimdi biz atık su arıtma tesisinin yapılacağı alana geldik, değil mi? Aynen. Şu anda şantiyenin kurulacağı alandayız. Ne kadar uzaklıkta peki? Burası şu an şehre yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bir mesafede. Arıtma tesisi de 2024 yılında sonlanacak. Hı-hı. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bir saniye Mavi, şu sosyal medya mesajlarını atayım da unutmadan. Mavi, Ağrı Dağı ne güzel değil mi? Bayılıyorum dağlara. Peki yemyeşil ormanlarla kaplı bir dağa gitmek ister misin? Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Ama biraz uzak. Anadolu'nun ta öbür ucunda. Kırklareli'nde. Şaka yapıyorsun. Yok vallahi ciddiyim. Hep hayal ettiğin cennet gibi dağlardan. İnan bana, gittiğimize değecek. İyi ki geldik diyeceksin. Hadi gidelim. Hadi.
Evet Setenay, ben bile çok yoruldum. Sen yorulmadın mı? Yok canım, ne yorgunluğu? Çok uzun bir yoldu ama dediğim gibi yok mu? Cennet gibi değil mi? Şahane mavi, şuraya baksana. Yeşilin her tonu var. Ha bu arada Avrupa Birliği desteğiyle Yıldız Dağları Biyolojik Çeşitliliği Korunması Projesi uygulanmış. Hatta proje kapsamında bir de eğitim merkezi kurulmuş. Biliyor muydun? Bilmiyordum vallahi. Ben yolda gelirken proje yöneticilerinden Nihan Hanım'la konuştum. Bizi bekliyor. Koyulalım mı yola? Hadi. Yine kuşları saymışlardır. Uçalım o zaman. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mavi arkadaşım, birlikte yolculuk ediyoruz. Mutlu oldum. İkiniz onunla birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün eğitim almaya geldik. O zaman çok şanslısınız. Gençlerle bir eğitimimiz var. Sizi de bu eğitime dahil etmekten memnuniyet duyarız. Çok mutlu oluruz. O zaman şöyle yapalım mı? Projeyle ilgili detayları da ben sizden öğrenmek istiyorum. Çocuklar gelmeden böyle bir kısa sohbet etmek isterim. Evet. Şimdi Nihan Hanım, öncelikle hedefleriniz nelerdi bu projeye başlamadan önce? Yıldız Dağları'nın biyosfer rezerv yaklaşımıyla sürdürülebilir korunması ve doğal kaynakların yönetimi, bir taraftan da yöre halkının kalkınmasına katkı sağlamaktı. Bütün çalışmalar hem biyolojik çeşitliliğin hem bu bölgenin sahip olduğu diğer doğal kültürel kaynakların korunmasına odaklıydı. Çocukların, gençlerin eğitimine odaklıydı. Şu anda içinde bulunduğumuz Doğu Eğitim Merkezi de aslında bu hedefe ulaşmada bizim için bir araçtı. 2010 yılında da ilk eğitimlere başladık. Projenin destekçileri kimler? Kimler destekliyor projeyi, destekledi? Tabii finansal olarak biz AB fonlarından destek aldık. Orman Bakanlığı da projenin en önemli destekçilerindendi. Çocuklar hoş geldiniz. Hadi gelin bakalım. Bunlar da bizim ilimizde yaşayan bitki ve hayvan türlerimiz. 421 kelebek türümüz kayıtlı şu an. 267 kuş türümüz var bu arada. Yine böceklerde 1647 türümüz var. Farklı çaptaki gövdelerden alınmış kesitlerde ağaç yaşı tespitinde biz bunlardan yararlandırıyoruz. Ağaç türüne bakabilir misiniz çocuklar? Kafanızı kaldırdığınızda bazı ağaçların bu oturduğumuz apartmanlardan daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Bunlar kayın türü. Bulduğumuz ağaçlara bir sarılalım. Türkiye'de 8 tane ağaç kakan türü var bakın. 8 tane. 6 tanesi Yıldız Dağları'nda var. Şimdi de Yıldız Dağları kaşifi sertifikalarımız var. Harikayız. Ve son kaşifimiz Setenay Hanım. Ona daha sertifikasını vermek üzere buraya davet ediyorum. Hazır mıyız? Evet. Olmaz. Hazır mıyız? Evet! Hazır mıyız? Evet!
Evet, şimdi burada ne gibi çalışmalar yaptınız? Flora ve fauna türleri açısından bizim için korumada öncelikli alanlar neler? Onlara baktık. İğneada da bunlardan bir tanesiydi. Bitki envanteri araştırmanızda ne çıktı sonuç? Biz 345'in üzerinde yeni kayıt yaptık. Bir endemik bitki 250'nin üzerinde kuş sayısı tespit edilmiş oldu. Biyosfer rezerv alanı olarak UNESCO'ya sunulmak üzere adaylık dosyası bu proje kapsamında hazırlandı. Hı hı. Balıklara yönelik de bir envanter çalışmamız oldu. Bölge halkının desteği oldu mu? Çok ciddi katkıları oldu. Artı evlerini açtılar, artı yaşam alanlarını, köylerini, örneğin Dereköy, Armağan Köyü. Buyurun oraya gidelim ve oradaki değişimi aslında görün. Vaktimiz varsa eğer ben gidip ziyaret etmek isterim. Memnuniyetle. Değişimi görmek isterim, dinlemek isterim yerinde sizin. Biz de öyle. Buyurun o zaman. Doğa Eğitim Merkezi'nin öğrencileri geldi, çalıştık, yemek getirdik. Az da olsa çok da olsa bir ekonomi köyümüzlerin canlanmasına sebep. Orada yeni yüzlerle tanıştık. Yeni insanlar, yeni ortamlar ve bize katkı sağladı bu. Çevreyi korumaya, doğayı korumaya devam ediyoruz. Harikasın. Biyosferle başladı bütün hayal kurmalar. Ondan sonra böyle güzel çilek bahçeleri doğdu. Gelecek kuşaklara bırakacağımız en güzel miras solunabilir hava, içilebilir su, kullanılabilir temiz topraklar, gıda yetiştirebileceğimiz. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Vay be Mavi. Neredeyse bütün Türkiye'yi dolaştık. Ne iyi ettik. Bitti mi peki? Biter mi? Projeler bitmedi de bizim süremiz bitti. Hadi dinlendiysek yola çıkalım. Bakalım daha nerelerde nelerle karşılaşacağız. Ben her zaman hazırım. Bir işaretine bakar. Hadi mi? Woo!